Sevgili seyirciler yeni bir 5L 1K programına hoş geldiniz. Ne hafta geçirdik ama. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerle yattık, seçimlerle kalktık. Neredeyse Kırşehir'de, Yozgat'taki gibi Anadolu'nun herhangi bir şehrindeymişçesine 50 eyalette yapılan seçimleri eyalet eyalet takip ettik. Burun buruna giden seçimlerde sadece biz değil bütün dünya başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere başkan kim olacak, senatoya kim gelecek, kongrede kim üstünlüğü, temsilciler meclisinde kim üstünlüğü sağlayacak diye merak ettip durduk. Günler boyunca haber kanalları bizlere uykusuz geceler geçirdiler. Neredeyse tartışma programları ikiye bölündü. Biden'cılar da Trumpçılar stüdyolarda birbirlerine girdiler. Ve sonunda işte bugüne geldik. Yavaş yavaş Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyaset şekillenmeye başlandı. Konuşacak çok konu var. Sadece başkan kim oldu, o seçildi, bu seçilemedi, o neden seçildi, bu neden seçildi. Biden, Trump meselesinin ötesinde de konuşulacak konular var. Zira bu vesileyle hep beraber öğrendik ki Amerika Birleşik Devletleri'nin hem seçim sistemi hem de siyaset sistemi hem Türkiye'den hem de dünyadan çok çok farklı. Gelin isterseniz Hakan Çopur'a bağlanalım. Seçimin analizini bugün farklı isimlerle farklı bir şekilde yapalım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerde Kongre'ye yeni adaylar geldi. Kim bu adaylar? Türkiye dostu mu? Marjinal isimler mi? Çok mu milliyetçiler? Ya da aralarında Müslümanlar var mı? Hakan Çopur seçimin nabzının attığı Washington'da bizi bekliyor. Andalo Ajansı Washington temsilcisi. Hakan kim bu Kongre'ye giren vekiller? Tanıdıklar mı? Tabii biz aslında hep kim başkan olacak, nasıl başkan olacak bunu konuşuyoruz ama 3 Kasım'da yapılan seçimlerde temsilciler meclisinin tamamı, senatonun ise 3'te 1'i yenilendi. 435 kişi temsilciler meclisinde yenilendi. Ee, burada bir önceki dönemde yani 2018'de temsilciler meclisine giren e, ve hani son dönemde adını sıkça duyduğumuz işte Alexandria Ocasio-Cortez gibi ya da İlhan Ömer ve Raşit Tlaip gibi Müslüman adaylar bunların tamamı bu seçimde de koltuklarını korudular. Ancak şuna dikkat çekmek lazım. Cumhuriyetçiler beklentilerin ötesine geçerek temsilciler meclisinde önceki döneme kıyasla daha fazla sandalye kazanmış durumdalar. Ancak başkanlık seçimleri kadar aslında gerçekten kongredeki bu yeni dağılımı da yakından takip etmek gerekiyor. ABD'de artık herkesin kabul ettiği bir gerçek var. O da son yıllarda Amerikan toplumunda ciddi bir kutuplaşma var. Ve bu sadece siyasal bir kutuplaşma olarak değil, aynı zamanda sokağa şiddet olayları olarak yansayan ciddi bir toplumsal kutuplaşma olarak da artık sosyolojik bir fenomen olarak da inceleniyor. İnsanlar bunu anlamaya çalışıyorlar. E, açıkçası ABD'de tabii ki tarihi kökenleri olan pek çok kırılma var, pek çok fay hattı var. Ama Trump döneminde bu fay hatlarının çok daha somut bir şekilde, güçlü bir şekilde ortaya çıktığını ve Trump'ın arkasında bu işte beyaz Amerikalıları bir şekilde birleştirdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki bu aynı zamanda bir de karşı sosyolojik ne diyelim cephesini yaratmış oldu. E bu bakımdan ülke bir anlamda Trump'a destek verenler ve Trump'tan nefret edenler diyebileceğimiz şekilde bir anlamda ikiye bölündü. Ve aslında bu seçimde bu kadar oy kullanılması, bu kadar insanların sandığa gitmesi ve siyasal tercihlerini ortaya koyma ihtiyacı hissetmesinin temel nedeni belki de bu siyasal, toplumsal kutuplaşma. Şimdi bu seçim sonuçlarına bağlı olarak sokağa yansır mı sorusu var kuvvetle muhtemel yansır. Çünkü biz bunun altyapısının Amerika'da artık olduğunu biliyoruz. Mesela George Floyd olaylarından sonra bir aydan fazla süren sokak olaylarında biz bunun nelere mal olabileceğini, sokağa nasıl şiddet olayları olarak yansıyabileceğini hep beraber müşahede ettik. Bu bakımdan Amerika'da Trump da kazansa, Biden da kazansa seçimlere ilişkin bir takım hile iddiaları ve belki bir takım açıklamalar bu zaten gergin olan fay hatlarını biraz e, harekete geçirip sokağa çıkmalarına neden olabilir. Ondan sonraki süreçte neler olacağını öngörmek gerçekten çok mümkün değil. Yani uzun süreli bir takım toplumsal olaylara, sokak olaylarına mı dönüşür? Yoksa bunlar başlar ama bir süre sonra güvenlik bir şekilde asayiş sağlanır ve sona merer. Bunu gerçekten öngörmek mümkün değil. Tabii Amerika'da biliyorsunuz yani silahlanma son derece kolay. Hemen herkesin silahı var ve özellikle aşırı sağ bazı gruplar, milis grupların çok sayıda silahla birlikte kent merkezlerinde boy gösterdiklerini son aylarda hepimiz müşahede ettik gözlemledik. Mesela bu gruplar sokağa inerler mi? Bu da mesela bir merak konusu. Buna karşılık özellikle George Floyd olaylarında işte bir takım yağma olaylarına karışan hava karardıktan sonra akşam olduğunda, gece olduğunda dükkanların camlarını indiren ve polis de rahat bir şekilde şiddet yani karşı karşıya gelebilen bir takım radikal sol grupları antifa gibi grupları da biz gözlemledik. Bu bakımdan aslında iki tarafında sokağa çıktığında şiddet olaylarına rahatlıkla karışabilecek bu olayların içinde olabilecek belli gruplara sahip olduğu belli grupların olduğunu biliyoruz gözlemliyoruz. Bu bakımdan sancılı bir süreç belki de Amerika Birleşik Devletleri'ni bekliyor. Bu seçimin sonucu nasıl biterse bitsin. Amerika'daki bu toplumsal fay hatlarının sokağa bir şekilde yansıyacağı herkes tarafından açıkçası bekleniyor Cüneyt Bey. Hakan Çopur çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler bu vesileyle hepimiz yeni simaları da öğrendik. Biliyorsunuz bir deprem olduğu zaman depremologları ekranlarda görüyoruz. Ekonomik krizde ekonomiden anlayan insanları genelde uzmanları görüyoruz. Amerika'da seçimler olunca da genç bir isim pırıl pırıl parladı. Yunus Emre Henüz bir akademisyen, daha Amerika'ya da gitmişliği yok. Önümüzdeki yıllarda bir burs almış gidecek. Fakat buradan Türkiye'den hatta Çanakkale'den seçimleri ilk günden beri o kadar yakından takip etti ki farklı televizyonlarda, farklı haber kanallarına, YouTube kanallarına konuk oldu ve gelişmeleri inanın bir muhabir titizliğinde zaman zaman da muhabirlerden daha iyi anlattı. Şimdi Yunus Emre'ye ben de seçimlerin en renkli kısımlarını sormak istiyorum. Önce isterseniz bir görüntü izleteyim sizlere. Birin bakalım. Bu görüntüleri izlediğiniz kadın ne yapıyor? Neye dua ediyor? Evet Yunus. kim bu kadın? Nedir bu yaptığı dua? önemli bir görev var mı? Trump'ı tanıyan bir isim mi? Sosyal medyada oldukça konuşulan ve paylaşılan dua görüntülerinde dua eden kişi Paula White'tı. Paula White, Trump'ın ruhani danışmanı. 2002 yılından beri Trump'a dini konularda tavsiye veren bir televizyon ve list. Yani ne demek? Televizyon ve medya kurumlarıyla evangelist görüşleri yayan ve dini konularda vaaz veren, dua gerçekleştiren bir kişi. Paula White, Trump'ın seçim kampanyasında evangelist danışma kurulunda bir üyesiydi. Ardından Trump'ın yemin töreninde de bir dua gerçekleşirdi ve Trump'ın başkanlığı boyunca Trump'ın e, yeri geldiğinde odasında, yeri geldiğinde beyaz sarayın çeşitli yerlerinde veya kampanyalarda, mitinglerde Trump için dua etkinlikleri gerçekleşirdi ve bunu kamuya e, açık bir şekilde yaptı. Paula White e, aynı zamanda e, Amerika'da oldukça görüntüleri paylaşılan evangelist e, kişiler tarafından oldukça sevilen ve sık sık da evangelist tabanı mobilize etmek, Donald Trump'ı desteğini arttırmak ve sandığa gitmek için kampanyada da aktif bir şekilde çalışan biri. Özellikle evangelistlerin 2016 ve 2020 seçimlerinde Donald Trump kampanyasını aktif bir şekilde desteklemelerinin bir sebebi Mike Pence'in çalışmaları, bir sebebi de Paul White gibi aslında evangelist liderlerin, evangelist ünlü kişiliklerin Donald Trump'a çok aktif bir şekilde destekleyip, Donald Trump için böylesine coşkulu ve Amerika için aslında özellikle evangelist Amerikalılar için etkili olan etkinlikler düzenlemesi. Sevgili Yunus Emre şimdi en çok konuşulan konulardan bir tanesi de Trump'ın işler kötüye gittiğinde yakınındakilerin bir anda onu terk etmesi. Hele de Fox TV gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde Fox ee, özellikle Trump'ı destekliyordu. Cumhuriyetçileri destekleyen bir kanal sevgili izleyiciler. Ve de Trump'a sonuna kadar arkasındaydı. Sonuna kadar derken birkaç gün öncesine kadar. Birkaç gün önce ibre dönmeye başladı. Yunus Emre ne oldu? Ne yaşandı? Fox News'in CNN'den, New York Times'tan önce Arizona'yı Biden lehine yazması ve Arizona'da Biden'ın kesin kazandığını açıklaması hem Trump kampanyası hem de Trump tarafından oldukça sert bir şekilde eleştirildi. Fox News Trump'ın en sevdiği kanal, en çok çıktığı ve her sabah izlediği bir kanaldı. Genellikle yorumcular Trump'ı destekleyen kişilerden oluşuyordu ve özellikle Trump lehine taraflı olduğu belirtilen bir kanaldı. Seçim döneminde özellikle Trump'ın e, Arizona'da e, kazanma şansının olmadığını açıklayacak bir şekilde Biden'a Arizona'yı, vermesi ve Biden'ın Arizona'da garanti bir şekilde kazandığını söylemesi özellikle Trump kampanyası tarafından, CNN gibi Demokratlara yakın bir organın bile Arizona'yı Biden'a yazmamasına rağmen, neden Fox News gibi muhafazakarlara yakın bir organ Trump'a oldukça zarar veren bir hamle yapıyor eleştirisine sebep oldu. Trump'ın resmi kampanya hesabından Fox News'e oldukça sert eleştiriler ve özellikle Fox News'in seçim ekibini yöneten ekibin başındaki Kişiye de oldukça sert kişisel eleştiriler geldi. Bunun e, kulislerde konuşulan şey ise Donald Trump'ın eğer seçimleri kaybederse Fox'a rakip daha muhafazakar, daha sağda bir medya organı kur, kurma planının olduğu konuşuluyor. Fox News'in ise bu nedenle şimdiden kendini Trump ile ayırdığı ve Trump sonrası bir Amerika'ya kendisini hazırladığı belirtiliyor. Yunus Emre tabi kuşkusuz medya deyince konuşulacak en önemli konulardan bir tanesi de Twitter'ı kullanarak manşetlerle ya da ana akım Amerikan medyasıyla çarpışa çarpışa mücadeleye giren Trump'ın bizzat Twitter tarafından sansürlenmesiydi. Özellikle seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı spekülatif çeşitli yorumlar, demeçler hatta basın toplantısı, kendi paylaştığı basın toplantısı bile sansüre uğradı. Neydi bu seçimlere damgasını vuran bu sansür krizinin perde arkasında yatan? Seçim günü en çok konuşulan olaylardan biri de Twitter'ın Trump'ın attığı tweetlere bu bu tweetlerin doğru bilgi içermediğine dair şerh koyması ve görüntüsünü aslında engellemesiydi. Twitter'ın bu hamlesi oldukça çok konuşuldu. Hatırlarsınız ki seçim sürecinde New York Post gazetesinin Hunter Biden hakkındaki makalesi de Twitter tarafından paylaşılması engellenmişti. Bu nedenle özellikle cumhuriyetçiler Twitter'ın hangi bilginin doğru, hangi bilginin yanlış olduğuna karar veren bir merci olmaması gerektiğini, bu konunun aslında daha tarafsız ve daha community'yi taşıyan kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. Aynı şekilde sosyal medya uygulamaları Facebook, Twitter gibi uygulamalar 2016 yılında da demokratlar tarafından eleştirilmişti. 2016 demokratların Twitter'a eleştirmesi Trump kampanyasının yalan haberlerinin yayılmasını engellememesiydi. Aynı şekilde Twitter nasıl 2016'da demokratları mutlu etmemişse şu anda da 2020 seçimlerinde Trump ve Trump kampanyasını oldukça sinirlendiriyor. Özellikle Amerikan başkanının Tweetlerine şer koyması ve bazı tweetlerin görüntülenmesini engellemesi belli bir engel koyması bu görüntülere özellikle Twitter'ın sansürcü olduğu eleştirisini de beraberinde getiriyor. Twitter 2016 seçimlerinde olduğu gibi 2020 seçimlerinde oldukça konuşulan ve Amerika'nın bir tarafı tarafından seçimleri etkilemekle suçlanan bir organ olarak güvenliğini genel anlamda yitirme riski taşıyor. Yunus Emre bir isim daha var. Bütün bu tartışmalarda pek gündeme gelmedi ama Amerikan medyasına baktığında çok öndeydi. O da Trump'ın avukatı Giuliani eski New York belediye başkanı. Şimdi Giuliani ilginç bir kişilik. Hem seçim öncesinde hem de seçim sonrasında çok konuşuldu. Üstelik de başkanın gider ayak Giuliani ile ilgili önemli bir kararı alacağı da ileri sürülüyor. Bir Giuliani kim? İki niye bu kadar önde? Üç nedir bu karar? Rudy Giuliani eski bir demokrat, daha sonradan Cumhuriyetçi Parti'ye katıldı. New York kentinin eski belediye başkanı, oldukça Amerika'da özellikle 11 Eylül saldırından sonra popüler olmuş ve çok konuşulmuş bir isim. 2008 yılında Cumhuriyetçi Parti'den başkan adayı oldu, başarısız bir kampanya düzenledi. Rudy Giuliani özellikle Donald Trump ile olan yakınlığıyla tanınıyor. Donald Trump'ın şu anda kişisel avukatı ve Donald Trump hakkındaki her türlü hukuki iddiada Donald Trump'ı savunan ekipleri yöneten ve Donald Trump'a oldukça güvendiği bir isim. Kendisi demokratlar tarafından da oldukça sert bir şekilde eleştirilen ve Amerika'nın yarısı tarafından sevilen yarısı tarafından hiç sevilmeyen bir isim. Rudy Giuliani hakkındaki iddialardan biri de özellikle Donald Trump'ın aziz sürecine sebep olan Ukrayna e, Cumhurbaşkanı'na olan ve Joe Biden'ın oğlunun Hunter Biden'ın soruşturulmasını Ukrayna'dan istediği ve başkanlık pozisyonunu seçim için kullandığı iddialarında Rudy Giuliani'nin Ukrayna ile Trump arasındaki ilişimi sağladığı iddia edildi. Bu nedenle Rudy Giuliani hem Trump'ın en yakın e, ekibi çalışma arkadaşı hem de aynı zamanda Trump hakkındaki bütün iddiaların merkezinde olan ve bu iddialar bu iddialarda her zaman konuşulan bütün Trump hakkında iddia edilen bağlantıların sağladığı belirtilen bir isim. Bu nedenle özellikle bu yeniden sayım süreçlerinde Pensilvanya'daki hukuki süreçlerde Donald Trump, Rudy Giuliani'nin bizzat ilgilenmesi gerektiğini belirtiyor ve özellikle bu tür e, hukuki süreçlerde, bu tür aslında zor ve çetrefilli meselelerde Rudy Giuliani Trump kampanyası tarafından ön plana çıkartılıyor. Bu nedenle büyük ihtimalle seçimin hukuki boyutunun uzaması, yüksek mahkemeye taşınması gibi durumlarda Rudy Giuliani'yi oldukça göreceğiz. Çünkü kendisi gerçekten Trump'ın çok yakın bir çalışma arkadaşı çok güvendiği bir isim ve Trump hakkındaki her iddianın da aslında temelinde olan ve her konuda Trump ile birlikte hareket eden bir yakın dostu. Sevgili seçiciler, gelin isterseniz şimdi sizleri Bahçeşehir Üniversitesi'nde Burak Kuntaya götürelim. Burak Bey, Amerika Birleşik Devletleri'ni yakından tanıyan bir isim. Oraya gitmiş, akademik çalışmalar yapmış, bütün sistemi yakından akademi, akademisyen olarak takip eden bir isim. Şimdi herkes diyor ki ya böyle seçimi Amerika en son 2000 yılında görmüştü, Al Gore ve George W. Bush seçimindeydi. Ama bu ondan da tuhaf bir seçim oldu. Peki niye bu bu kadar tuhaf oldu? Gelin isterseniz Burak Bey'e soralım. Burak Bey. Siz böyle bir seçim görmüş müydünüz? Sizi şaşırttı mı bu çıkan tablo? Şimdi son dönemlerde böyle bir süreci gördük mü ben bundan daha sertini George Bush'la Al Gore'da gördüm. Bir de Florida'daydım o sırada. Yani seçimin tam böyle en benim de şansım belki akademik olarak öğrencilik yıllarımda ama Florida'da yaşadım ben bunu. 2000 seçimlerinde yaklaşık 350 kişinin oyuyla seçimin döndüğü bir seçimdi o. Yani o 350 kişi bu tarafa verse Gore başkan, buraya verdi, buş başkan oldu. E, bu daha bence sert bir seçimdi. Dolayısıyla ben aslında bunu böyle çok da ucu uç, yakın görmüyorum 2000 seçimleri kadar. Ha tarihte bana daha da geri git derseniz daha da sayarım. E, Benjamin Henry Harrison'ın seçimleri var. Bir kere John Quincy Adams seçimi var. Adam seçimi kazandı, e, Andrew Jackson. John Quincy Adams'ı kongre seçti. Yani var. Daha bundan çetrefilli seçimler var. Burak Bey geçtiğimiz günlerde Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin'in ilginç bir tanımlaması vardı. Dedi ki CNN Türk'te katıldığı bir programda çok konuşuluyor. Yani Trump geldiğinde ne olur? Biden geldiğinde ne olur? Türk-Amerikan ilişkileri seçimlerden etkilenir mi? sorusu üzerine dedi ki ya dedi eğer dedi coğrafi olarak bir değişiklik olmazsa yani Türkiye bu coğrafyada durduğu sürece Amerika'da bütün dünyada hakim olmak istediği sürece bu ilişkiler kim gelirse gelsin değişmez demişti. Siz buna katılıyor musunuz? Seçim süreçleri Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini etkiler mi gerçekten? Türk Amerikan ilişkileri Amerika ile Türkiye arasındaki her değişimden etkilenir. Dolayısıyla Amerikan seçimlerinden de etkilenir. Yani etkilenmemesi mümkün değil. Ha soru tabii ki müspet menfi etkileniri konuştuğumuz için bunun için çok erken. Şu an ben sadece şunu söyleyebilirim. E, emin olduğum, net olan ve risk olarak gördüğüm nokta Biden'lı bir Amerika'da Katsa yaptırımlarında Trump kadar öteleyici olmaz. Yani Katsa yaptırımlarında daha sert olan maddeleri kongrenin de baskısıyla seçmek zorunda kalabilir. Ama Katsa dışında yani geçmişten intikal eden, emin olduğumuz, bildiğimiz hadiseler dışında Türk-Amerika'nın ilişkilerini nasıl etkileyeceğini ocaktan sonra göreceğiz. Belirleyen parametreler ne? Bir, başkandan çok kongrenin dağılımı, dağılım derken de kimin çoğunluğu azınlığı aldığı değil, İçeride kimlerin tekrar seçilip kimlerin tekrar seçilemediği, Panhellenic Lobby ile Amerika'daki Ermeni lobilerinin ve FETÖ yanlısı, bazı vekillerin yani FETÖ ile ilişkileri iyi olan bazı kişilerin girip girmemesiyle alakalı. Bu bir. Bu Biden'da Trump'la olacak bir şey değil. Kongre ile alakalı. İkinci nokta Ocak'tan sonra dünya konjektüründeki bu Amerika ve Türkiye'den de münferit gelişen olaylarda Amerika ile Türkiye'nin çıkarı aynı yerde seyrediyor mu? Farklı noktalara mı gitmiş? İki bu. Ha bu iki madde daha çok ilişkileri belirleyecek unsur. Yoksa Biden Türkiye'nin aleyhinde laf etmişti. E, Trump daha ağırlarını da etti. Biden'ın ben Türkiye ile ilgili söylediği çok müspet sözleri de bilirim. Ben ne o müspet sözlere bakarım ne menfi sözlere bakarım. Ocak ayından sonra başkanın önüne gelecek e, hadiselerle o hadiselere kongrenin vereceği tepkilere göre meyillenecek. O yüzden bunları bugünden söylemek katsayı bir kenara bırakıyorum. E, açık söyleyeyim müneccimlik olmanın ötesine geçmez. Sayın Kuntay çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler biz Amerika Birleşik Devletleri seçimleriyle yatıp kalkarken İzmir'i biraz unuttuk gibi oldu. İzmir depreminde bu hafta enkaz kaldırma çalışmaları da başladı. Hem mucizeleri yaşadığımız hem de hayatını kaybeden yüzden fazla vatandaşımız için kalbimizin kırıldığı, kızdığımız, öfkelendiğimiz günleri geçirdik. Bir yandan da deprem tehlikesinin, depremin nefesinin ensemizde olduğunu hep beraber yine hissettik. İzmir'de yaşanan belki de büyük bir İstanbul depreminin habercisiydi. Fayatları için söylemiyorum. Yaşanan felaketin, ölen insanların, çöken binaların durumuna bakıp söylüyorum bunu. O insanlar ölmeyebilirdi. Aynı şiddette depremler farklı ülkelerde yaşandığında, Nitekim neredeyse burunları kanamadan bile binalardan çıkabiliyor insanlar. Bu vesileyle hep beraber yeniden deprem öncesinde almamız gereken tedbirleri gündeme getirdik. Gelin isterseniz bu konuları Profesör Doktor Şükrü Ersoy'a soralım. Şükrü Bey ilk sorum şu. Şu anda İzmir depreminden sonra aktif fayatları da sizin tehlikeli gördüğünüz var mı? Yani şu fay hattında gerçekten önemli bir değişim olabilir ya da şurası daha dikkatli olmalı dediğiniz bir yer var mı? Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Türkiye bir deprem ülkesi. Bizim bir deprem gerçeğimiz var. Bu gerçeği de Türkiye'deki çeşitli fay zonlarına borçluyuz. İşte biraz biraz önce saydık ama şey Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anadolu fayı, Güney Doğu Anadolu bindirme hattı, işte Batı Anadolu'daki Ege bölgesindeki açılma sistemi, e, bunlar da e, çeşitli zamanlarda depremler oluyor. Şu anda bu zonlar üzerinde herhangi bir yerleşim yerinde deprem olduğu zaman e, biz çok şaşırmayız. Çünkü depremini bekleyen pek çok fay zonu var yine depremini bekleyen pek çok yerleşim alanı var. Bunlar aslında iller, daha küçük yerleşim alanları hepsi çoğu yer deprem zonu üzerinde. Dolayısıyla biz depremi önceden bilemiyoruz ama potansiyel olarak nerelerde deprem olacak, yaklaşık ne düzeyde, hangi aralıklarda olacak bunları kestirebiliyoruz. Bu bir deprem tahmini değil. Bu olasılık hesaplarına göre ve depremin tarihçesine göre gelecekte ne zaman deprem oluşturacağını söyleme şansımız var ve söylüyoruz da. Şükrü Bey İzmir depremi sizi şaşırttı mı? Bekleden bir deprem miydi? Şöyle söyleyelim İzmir'de bir deprem olmadı. Sisam'da bir deprem oldu. 70 kilometre ilerideki İzmir'de yıkımlar meydana geldi. Ama bu bir e, önemli bir durum. Şöyle ki. Depremde uzak etki denilen bir etki var. Uzak etki nedir? Ee, eğer yerleşim alanının altındaki zemin e, halk tabiriyle çürükse e, teknik olarak şöyle söyleyebiliriz. Dere yataklarındaki alüvyon çöke, çökelleri kumlu, suya doygun, gevşek e, bir zemin ise deprem da, dalgaları uzaktan gelir, bu zeminin içerisinde takı, takılır, genlikleri büyür. Ve böylelikle gelen dalgaların periyotlarıyla, binaların periyotları birbiriyle uyuşur, rezonans etkisine girer. Yani büyütmeyle binalar rezonans etkisine gider ve yıkılır. Nitekim İzmir'de yaşanan yıkımlar bunun sonucudur. Binalar yıkılmış. Yıkılan binadan çok çok daha fazlası hasarlı bina. Ayakta durduğuna bakmayın. Uzak etkiyle olmuş. Halbuki İzmir'in Kendisinin bir depremi yok. İzmir çevresinde çok sayıda e, fay zonu var çevresinde ve bu e, fay zonlarını üreteceği depremlerden zaten etkilenecek. Yani bunun da tarihini e, vermek mümkün değil ama potansiyel olarak aktif olduğunu biliyoruz bu fayların. Elinde sonunda İzmir çevresinde e, bu depremler yaşanacak Aydın'da, Manisa'da, Kütahya'da, Muğla'da, e, Balıkesir'de, Bursa'da. Çanakkale'de bu bölgelerde çok sayıda fayzonu var ve bu fayzonları zaman zaman deprem üretecek. Şimdiye kadar yakın tarihlerde, yıllar içerisinde hep 6'ya yakın depremler üretildi ama daha büyüklerini de üretme durumu olabilir. Yani 7'ye yakın hatta 7'yi az geçen depremler Batı Anadolu'da yaşanabilir. Buna göre yapı stoklarının hazırlanması gerekiyor. Şükrü Bey. Şimdi İzmir depremi kuşkusuz herkesin akıllarına ya böyle bir şiddette deprem acaba İstanbul'da olsa ne olurdu? Sonuçları ne olurdu sorusunu getirdi. Siz baktığınız zaman ne görüyorsunuz acaba? İstanbul depreme hazır mı? Bir deprem tehlikesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Kocaeli depreminden ardından 3 ay sonra gelen e, Düzce depreminden sonra gözler Marmara'ya çevrildi. Çünkü Marmara'nın Marmara, Marmara Denizi'nin içerisinden Kuzey Anadolu fayı geçiyor. Kuzey Anadolu fayının bir ucu 1999 depremleriyle kırılmış. E, İzmit Körfezi'nin sonuna Yalova'ya kadar gelmiş. E, diğer taraftan batı tarafta Marmara Denizi'nin batı tarafında e, Saros'a kadar giden bir hatta 1912 depremi var. Tekirdağ Çukuru ile Sarhoz Körfezi arasında 1912'de bir deprem var. Şimdi bu iki deprem arasında yani 1999'da... 1912 depremleri arasında bir kırılmayan bölge var. O da İstanbul açıklarında Marmara Denizi'nin içerisinde. Bu depremin 99'da bu depremin 30 yıl içerisinde bir deprem üretebileceği konusunda e, bilim insanları, jeologlar, jeofizikçiler bu konuda görüş belirttiler ve konsensus içi içindeler. Fikir birliği içindeler. Dolayısıyla bu sürenin 20 yılını geçtiğini düşündüğümüzde Marmara'da böyle bir depremin olma olasılığı yükseldi. Yani Marmara depreminin diğer deprem bölgelerinde ne farkı var? Marmara bölgesinde çok sayıda il var. Nüfus çok kalabalık. 28-30 milyona yakın insan yaşıyor. Tüm Marmara'yı düşünürsek neredeyse Türkiye yapısı son 3'te biri burada. 6 milyona yakın konut var. Bunları düşündüğümüzde ayrıca sanayinin ve tedarik zincirlerinin Marmara çevresinde olduğumuzu düşündüğümüzde Marmara depremi çok çok önemli bir deprem. Hatta bir kaos olabilecek kadar zarar verebilir. Bu anlamda ben de diğer yer bilimci arkadaşlarım gibi, jeologlar, jeofizikçiler gibi Marmara'da yakın bir gelecekte deprem olabileceği konusunda kuşkularım var. Çünkü zaman zaman kırılmaya aday bu bölge depremlerle yoklanıyor. 2019'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem oldu, İstanbul'da küçük hasarlar meydana geldi, İletişimde çökmeler oldu, haberleşmede biliyorsunuz. Ardından bu senede depremler var, 3.5 ve 3.2 gibi depremleri de kırılmaya aday e, e, silivri açıklarında, avcılar açıklarında küçük küçük depremler oldu. Bu gösteriyor ki kırılmaya aday bölgede bir canlılık var. Bu e, ne zaman olacağını bilmiyoruz. Belki bugün, belki 10 yıl, belki 15 yıl sonra olabilir ama bu çok uzun, uzun, uzun bir gelecek olmayacaktır. Deprem olmayan her süreyi de Marmara bölgesinde, İstanbul'da iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yapılarımızı depreme güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Tek kurtuluşumuz bu. Şükrü Bey, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bu hafta önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki özellikle 99 öncesi yapılan binaların yeniden kentsel dönüşümle yenilenmesi gerekiyor ve 1 milyona yakın bir bina stoku var. Bunların muhakkak kentsel dönüşme sokulması gerek denildi. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı bir araştırma var. Bu araştırmada da şu anda yaklaşık 14 bin tane ağır hasar oluşabilecek bina İstanbul'da tespit edilmiş durumda. Sizce bu kentsel dönüşüm tamamlanacak mı? Nasıl tamamlanır? Ne yapmak gerekiyor? İstanbul'da sosyoekonomik baskılarla 50 yıldan beri çeşitli yanlışlıklar yapılmış. Bu yanlışlıkların, hataların, kusurların içerisinde olmayan yok. Vatandaştan karar vericilere kadar, siyasetçilere kadar, müteahhitlere kadar, mühendislere kadar e, hata zincirinde olmayan yok. Dolayısıyla e, bir e, sorunlar yumağı haline gelmiş İstanbul'daki yapıs. Şimdi tabii yeni yönetmeliklerle birlikte yeni binalar yapıldı. Bu e, binaların çok e, fazla zarar görmesini elbette beklemiyoruz mühendislik olarak. Ama eski yapı stoğu içerisinde hem kültürel yapılar var, hem eski binalar var. Yaşını ömrünü doldurmuş, malzemesi kötü olan binalar var. Yani İstanbul'da yapıların depreme hazırlanması konusunda hem sayısal olarak hem de nitelik olarak bir kaotik bir ortam var. Ama henüz İstanbul yapı stoğu depreme hazır değil. Neler yapılmalı? Elbette zemini de gözeterek çünkü İstanbul'un depremleri şimdiye kadar merkezi kesimde yaşandı. İstanbul'un merkezinde yani yapı az olduğu dönemlerde, en son 1894 depremine kadar yapı stoğu azdı. Şimdi artık yapı stoğu genişledi. Dolayısıyla İstanbul'un merkezindeki sağlam yapı stoğunun dışına taştı yapı stoğu. Ve buralarda zeminler biraz daha hassas, biraz daha mühendislik isteyen kısımlar var. Özellikle Avrupa yakasında çok sorunlu zeminler var. Bu zeminlere uygun yapı stoklarını düzenlemek zorundayız. Zeminleri niye özellikle vurguluyorum? İşte İzmir örneği. İşte İzmir örneği. Zeminlerdeki deprem büyütmesi nedeniyle binalar yıkıldı. Elbette binaların çürük olması ya da niteliksiz yapılması önemli fakat zeminle yapıyı barıştırmadığınız zaman çok ciddi sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Bu bakımdan mesela zemin sıvıla sıvılaşması dediğimiz bir olay var. Yapıyı çok sağlam yaptınız. Temeli uygun yapmadınız. Ada Pazarındaki gibi Binalar sağlam bir şekilde yerin içine girebilir. Bir kat, iki kat. Bunun dünya örnekleri de var. Dolayısıyla zeminle yapıyı mutlaka barıştırmanız gerekiyor. Önce zemin, ondan sonra zeminin istediği parametrelere göre yapının yapılması gerekiyor. İstanbul'da bütün yapı stoğunu yıkıp yeniden yapamazsınız. Bu çok ütopik bir hayal. Ee, bazı binaları da, uygun olanları da güçlendirmek gerekiyor. Yani yerli yerinde güçlendirerek, sağlam hale getirmek gerekiyor. Ben inşaat mühendisi değilim, bir jeoloji profesörüyüm. Bu konuda çok söz hakkına sahip değilim ama arkadaşlarımdan, meslektaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla yani bu yapı stoklarının tamamen yıkılması hem ekonomik olarak hem de teknik olarak mümkün değil. Çünkü bunlardan çıkan mulazları nereye koyacaksınız? O, bakım, o bakımdan güçlendirmeyi de dikkate almak gerekiyor. Aynı zamanda İstanbul'da sağlam, yeni yapılan, boş olan yapı stoklarına da riskli binadaki insanların taşınması için devletimizin çeşitli hakemlikleriyle kolaylaştırıcı etkiyle ve kredilendirme sistemiyle e, bu vatandaşlarımıza sağlam binalara taşımanın yollarını araması gerekiyor. Şükrü Bey devlete düşen, belediyelere düşen görev belli. Peki vatandaşa düşen görev ne? Çünkü öylesine e, yıkılan binalarla ilgili öylesine hikayeler okuduk ki mesela bina yıkılmış, daha önce hasar tespit edilmiş. Ancak apartmandakiler bir araya gelmişler demişler ki bizim bunu yaptıracak paramız yok, oturmaya devam edelim demişler. Ne yapılabilirdi, ne yapılabilir acaba? E, toplumsal olarak halk kendi gücünü bilmeli. Hem sosyal baskı aracı karar vericiler açısından çünkü e, oy veriyoruz. Belediye başkanlarına hesap sorabiliriz, karar vericilere hesap sorabiliriz, yöneticimize apartman yöneticimize hesap sorabiliriz. Dolayısıyla ama bunu hesap sormayı çözüm arayışı içerisinde olmamız gerekiyor. Yani devlet-millet işbirliğiyle kol kola şey yapmamız gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Çünkü vatandaşın da farkındalığını arttırması gerekiyor. Hangi binada, ne şekilde oturuyor, riski nedir? Bunu önceden bilmesi gerekiyor. Çünkü eğer çok sağlam binada oturuyorsa, bina sallansa bile yıkılmaz. Çünkü inşaat mühendisleri, e, mühendislik uyguladığı takdirde binalar yıkılmıyor. Bir miktar hasar görüyor, insanlar içinden sağa çıkabiliyor. E, ve e, depreme güvenli binalar olmuş oluyor. Bu bakımdan hangi binada, hangi semtte oturuyoruz, riskimiz nedir? Vatandaşın bunu öğrenmesi gerek. Yetkililerden de yardım alması gerekiyor. Bu önemli bir husus. E, e, çünkü... E, bütün vatandaşların devlet tarafından evlerinin yapılmasını beklemek çok ütopik bir durum. Elbette devletin kolaylaştırıcı yardımları olması gerekir ama bunu mesela İstanbul gibi 4 milyon konutun devlet tarafından güçlendirilmesi o kadar kolay bir şey değil. Mutlaka ama hakemliklere ihtiyacı var. Çünkü vatandaşla müteahhit yüz yüze değil bir hakem vasıtasıyla yan yana gelmesi gerekiyor. Fazla vaktimiz kalmamış olabilir. Dolayısıyla gerçekten güvenli binalarda oturmak adına binalarımızın gözden geçirilmesi, deprem sırasında neler yapabileceğimizi, hangi toplanma alanlarında toplanacağımızı, bunların hepsi konusunda bilgilenmemiz gerekiyor. Genç e, arkadaşlarımızın, her gencin de e, AFAD, AKUT, Kızılay gibi gönüllü bir e, gönüllülükler arasında çeşitli yardımı nasıl yapılacağını, lojistiği nasıl dağıtacağını her gencimizin öğrenmesi gerekiyor. Bu kurumlara başvurmaları gerek ve bilinçlenmeleri gerekiyor. Evet Amerika Birleşik Devletleri bu haftamıza damgayı vurdu. Vurdu vurmasına ama Amerika Birleşik Devletleri de eskisi gibi olmayacağı benziyor. Herkes bir zamanlar çok korkardı. Acaba Türkiye küçük Amerika olacak mı diye özellikle solcu çevrelerin bir umacısı vardı. Bugün görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri yaşanan her şeye baktığınızda şu seçim döneminde büyük bir Türkiye'ye dönüşmüş durumda. Artık iyi mi kötü mü onu da hem siz düşünün hem de Amerikalılar düşünsün diyelim ve bir beşne bir kayda burada bitirelim. Bir CNN Türk klasiği tam 20 yıldır Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi 5 n 1 Ben Cüneyt Özdemir. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. ZBS zemin boyası 5N1K'yı sundu.